kuzeydeyiz şu anda. Fakat 50 metre ileride dalgalara bakın. 50 metre gerideki dalgalara bakın. Çok hareketli bir deniz var burada. Bu nedenden dolayı Kuzey Denizi çok sevdim. Tamam mı? Ulaşılamaz. Esas konu buradan oradaki petrol sızıntısından nasıl ulaşacağım? Mümkün değil. Mümkündür. Çok zarar, tahribat verin. Çok zor. Bu nedenden dolayı Kuzey Denizi'ne olası bir petrol vurursa çok uzun bir süreç yaşayacağız. Evet, görürsünüz. Şu anda Kıbrıs'ın en uç noktasındayız. Adalarda karşıda Martı Adası dediğimiz, martıların yuva yaptığı ada. Orası bizim için çok önemli. Biraz sonra da gideceğimiz noktada fokların yuvası vardır. Onları da göstereceğim size. Bu İsrail'den kaçanmalı büyük bir olasılıkla. Çünkü kurumaya başladı. Size göstereceğim şimdi içini malı. Orada var arkadaşlar. Mal çıktı. Şu oraya böyle bakalım abi, şu oraya. Bak orada da var. Aa bak, bu da taze. Bak taze gibi görünüyor. Burası. Taze derken? Bunları alalım. Taze derken? Görüntü bu olur, parlak olur. Ama Alper, son... Al bunlar. Alper yanıma gel. Bunlar daha önceki bir ama. Tabii bunlar bir öncekilerdi. Ve gördüğünüz gibi... Bölüm burası. Gördüğünüz bak burası. Mercanların arasına giren kısım var. Kaya mercanlarının içine giren. Kayalıkta. Bunların temizliği çok güzel. Özellikle gördüğünüz buraları. Şimdi bundan anlamamız gereken şey, eğer bu yeni sızıntıda buralara vurursa benzer görüntüler oluşturacak. Çok daha büyük. Evet. Çok daha büyük. Şimdi gördüğünüz üzere biraz daha sert bir hava yapar. Tahminen bunlar buradaki bulunanlarla ilgili nedir bilgimiz? Yani son bir ürün kaçırmışlardı. 3 ay önce zannedersem. 3 ay, 6 ay. O üründür bu. İzleyin. Öyle biliyorum. Bu İsrail'deki sızıntı ne zamandı? Ben de tam 6 ay, onu bakarım. Var mı Alper orada? Şu anda Dip Karpaz kuzey sahil kısmındayız. Ve burada yaptığımız gezintide, keşif gezintisinde az önce yaklaşık 5-6 ay önce İsrail'den kaçan petrol sızıntısının kayalıklara, buradaki mercan kayalıklara vurduğunu gözlemleyebiliyoruz.